arkadaşlar, hepiniz Woman Life TV kanalına hoş geldiniz. Ben Aleyna. Bugün sizlere harika bir karın antrenmanı hazırladım. Göbek yağlarından nasıl kurtuluruz? Karın kası nasıl oluştururuz? Bunun için en önemli faktör tabii ki beslenme arkadaşlar. Öncelikle beslenmemize dikkat ediyoruz. Sıkı bir diyet programı uyguluyoruz. Daha sonrasında size verdiğim hareketleri, size gösterdiğim hareketleri videonuzu açıp benimle birlikte uyguluyorsunuz. İlk hareketimiz plank hareketi. Plank hareketi çapraz karın kasları, yan karın kasları ve kalça kasları olmak üzere tüm vücudu çalıştıran çok etkili bir harekettir. Hareketimize geçiyoruz. Hareketimizi 15 saniye yapacağız. 3'er set olmak üzere 45 saniye olduğunda bırakacağız. Kronometre ile çalışıyorum. Matıma yüzüstü yatıyorum. Kendimi dirseklerimden kaldırdım. Ellerim yumruk şeklinde ve başlatıyorum. Bakışlarım karşıda, popomu çok kaldırmıyorum. saniye yaptığımda 3 saniye kadar dinleniyorum. Tekrar bir 15 saniye daha başlatıyorum. Bakışlarım karşıda, ellerim yumruk şeklinde. Karın kasımı iyice sıkıyorum. Şimdi tekrar dinleniyorum. 3 saniye dinlendikten sonra tekrar son setim 15 saniyeme başlıyorum. Bakışlarım karşıda, ellerim yumruk şeklinde. Karın kasımı iyice sıkıyorum. Ve bitiriyorum. İkinci harekete geçecek olursak, ikinci hareketimiz karın antrenmanı deyince akla ilk gelen hareket mekik hareketi. 3 set 10 tekrar olarak yapacağız. Matıma sırt üstü uzanıyorum. Dizlerimi büküyorum. Bel boşluğu olmayacak. Buradaki boşluk olmayacak arkadaşlar. İyice karnımı içeri doğru çekiyorum. Dirseklerimi açıyorum. Parmaklarım enseme değecek şekilde kendimi göğsümden yukarı doğru kaldırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi arkadaşlar 30 saniye dinleniyorum. Evet, ikinci setime başlıyorum arkadaşlar. Kalkarken karnımı iyice sıkıyorum ve karnımın yandığını hissetmem gerekiyor. Tekrar parmaklarımı enseme koydum. Dirseklerimi kapatmıyorum. Dirseklerim her zaman açık. Kendimi göğsümden kaldırıyorum. Bel boşluğum her zaman kapalı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tekrar 30 saniye dinleniyorum arkadaşlar. Hareketi yaparken dikkat etmem gereken karnım yanıyor mu? Karnım yanana kadar iyice karın kasımı sıkmam gerekiyor. 30 saniye dinlendikten sonra 3. setimize başlıyorum. 3. setime geçiyorum arkadaşlar. Bel boşluğum kapalı, dirseklerim açık ve göğsümden yukarı doğru kalkıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve dinleniyorum. 3. hareketimize geçiyoruz arkadaşlar. 3. hareketimde ellerim yanda, ellerim popomun altına koyuyorum. Bacaklarımı dümdüz uzatıyorum. İki bacağımı da aynı anda yukarı doğru kaldırıyorum ve alt karnımı sıkıyorum. Şimdi 30 saniye dinleniyorum.
Bu hareket en çok alt karnımı çalıştıran bir hareket. O yüzden hareketi yavaş ama doğru yapmaya özen gösteriyorum. Dinlendikten sonra ikinci setime geçiyorum. İkinci setimde de tekrar ellerim yanda. Bacaklarımı uzatıyorum. Bel boşluğum kapalı. 1 Ve tekrar dinleniyorum. İkinci setim de bittikten sonra 30 saniye kadar dinleniyorum ve daha sonra üçüncü setime başlıyorum. 10 tekrar olarak yapıyorum. Tekrar ellerim yanda. Ve iki bacağımı birbirine birleştirip yukarı doğru kaldırıyorum. Ve tekrar dinleniyorum. Üçüncü hareketimiz bitti arkadaşlar. Dördüncü hareketimize geçiyoruz. Yine yerdeyim. Ellerimi matımın üzerinde de tutabilirim. Popomun altına da koyabilirim. Bacaklarımı dümdüz uzattım. Bacaklarım arasında 10 cm genişliğinde bir açıklık olması gerekiyor. Bu harekette dikkat etmem gereken aşağı yukarı yaptığım zaman ayaklarımı yere değdirmemem gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 30 saniye dinleniyorum. Bu hareket alt karın kaslarımızı çalıştıran çok etkili bir harekettir. Hareketi yavaş ama doğru yapmaya özen gösteriyoruz. 30 saniye dinlendikten sonra ikinci setimize geçiyoruz. Tekrar ellerim matımın üzerinde de olabilir, popomun altında da olabilir. Bacaklarımı uzattım, bel boşluğum kapalı, ayaklarımı yere değdirmiyorum. 20'ye kadar sayıyorum. Ve dinleniyorum. 30 saniye kadar dinlendikten sonra 3. setime geçiyorum. Dinlenirken burundan nefes alıp ağzımdan veriyorum. Ve 3. setime başlayabilirim. Tekrar ellerimi popomun altına koyuyorum. Bacaklarımı uzattım. Tekrar 30 saniye dinleniyorum ve son hareketime geçiyorum. Hareketleri yaparken karnımın yandığını hissetmem gerekiyor arkadaşlar. 5. hareketime geçiyorum. Son hareketim. Bacağımın bir tanesini aşağıya indirdim, bir tanesini yukarıya kaldırdım. Parmak ucum tavanı gösteriyor. Parmak ucum tavanı gösterirken tavana doğru çember çiziyorum. Evet, bu hareketi 8 tekrar olarak yapmam yeterli olacaktır. Ellerim matımın üzerinde durabilir. Şimdi bir bacağımı indiriyorum ve diğer bacağımı yukarı kaldırıyorum. Tekrar parmak ucum tavanı gösteriyor. Bu hareketi 8 tekrar olarak yapmam yeterli olacaktır. Ve indiriyorum. İkinci setime başlıyorum. Tekrar bir bacağım yerde, bir bacağımı yukarı kaldırdım. Parmak ucum tavanı gösteriyor ve havada çember çiziyorum.
Yavaşça indiriyorum. Diğer bacağımı yukarı kaldırdım. Parmak ucum tavanı gösteriyor. Yavaşça indiriyorum. 30 saniye dinlendikten sonra 3. setime başlıyorum. 3. setime yani son setime başlıyorum arkadaşlar. Tekrar kaldırdım. Parmak ucum tavanı gösterirken tavana doğru çember çiziyorum. Evet. Bu hareketi 8 tekrar olarak yapmam yeterli olacaktır. Ellerim matımın üzerinde durabilir. Şimdi bir bacağımı indiriyorum ve diğer bacağımı yukarı kaldırıyorum. Tekrar parmak ucum tavanı gösteriyor. Bu hareketi 8 tekrar olarak yapmam yeterli olacaktır. Yedi, sekiz. Karın antrenmanımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Haftada 3-4 kez size gösterdiğim antrenmanı benimle birlikte yaparsanız dümdüz bir karına sahip olabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.